Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. 2023 ODF çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. bu paketin içerisinde bir tane KTT'miz var. O KDT'de içinde trigonometri fasikülü vardı. 66 soru barındırıyordu o trigonometri fasikülü. Ben size söylemiştim hatırlarsınız bir önceki derslerde. 6 videoda biz bunu çözeceğiz demiştim 6 derste. İlk 4'ünü çözdük. Sıra geldi 5. dersimize. 5. dersimize 47. soruyla başlıyor. İsterseniz hiç zaman kaybetmeden 47. soruyla beraber çözümlerimize devam edelim. Aşağıdaki düz bir zemine dik konumda bulunan bayrak direğinin iki ayrı vakitteki gölge boyları verilmiştir. Şimdi böyle bir bayrak direği var. Belirli sabah vaktinde burada 2 metrelik bir gölge boyu varken bu tarafta da kaç metrelik 3 metrelik bir gölge boyu var. Bu iki bayrak direğinin gölge boyları arasındaki açı da zannedersem 60 derece. Buna göre sinüs OBC'yi sormuş. Yani mesela ben bu kenar uzunluğunu bulurum kosinüs'ten. Daha sonra da sinüs teoremi ile karşı bölü komşu Karşı yani karşı bölü kenar bölü karşıdaki açının sinüsü kenar bölü karşıdaki açının sinüsü ile B açısının sinüsünü bulabilirim. Yani buraya x desem şöyle olacak galiba. x kare eşittir. 2'nin karesi artı 3'ün karesi değil mi? Eksi 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı kosinüs 60. Kos 60 neydi? Sinüs 30'du. Sinüs 30 1 bölü 2'dir. O zaman bu 1 bölü 2 ile bu 2'yi götürsem 2 kere 3 6. O zaman x kare kaç geldi? 7 geldi. x burada nedir? Kök 7'dir. O zaman buraya kök 7 yazarız. Şimdi geldik sinüs teoremini kullanmaya. Mesela şöyle yapalım. Kenar bölü karşıdaki açının sinüsü yani sinüs 60 eşittir. Kenar bölü karşıdaki açının sinüsü yani sinüs b. Zaten bizden o açının sinüsünü istiyor. O zaman içler dışarı yapalım. Kök 7 tane sinüs b eşittir. 3 tane sin 60 kos 30 kök 3 bölü 2 yapar. Kök 7'yi de buraya çalarsak sinüs b ne yaptı? 3 kök 3 bölü 2 kök 7 yaptı. O zaman bunun cevabı şıklarda yok. O zaman bir eşitlik çarpımı yani ikisini de kök 7 ile çarparsak sonuca gideriz galiba. O zaman 3 kök 21 bölü 14 cevabı bizim doğru cevabımızdır. Yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Adana geldi. Yani 47. sorumuzun çözümü bu şekildeydi. Şimdi geldik 48. sorumuza. ABC ikizken üçgen. Peki ABC şu açı 120 derece. AB ile BC eşit. Yani bununla bu eşit. O zaman burası 30, burası 30. Şunu alfa desem bu 30 eksi alfa yapar. Değil mi? Şunları kaldırdım şimdi. Şunları kaldırsın bakalım. AD 1'miş peki. E, şimdi bu arada ben mesela burası isim versem mesela bunlara mesela buna A desem, buna A desem 30 30 120 üçgenin A A desem Burası A kök 3 müydü? Neydi? Hı? Öyle yapalım mı? Ya da isterseniz 30-60-90 üçgeni mesela burası şuradan yapalım. 30'un karşısı A bölü 2. 90'ın karşısı 30'un karşısındaki kök 3 katı. Burası A kök 3 bölü 2. O zaman burası da A kök 3 bölü 2. O zaman topladığınızda ne yaptı? A kök 3 yaptı. Bakın öyle de ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Peki. A, A burası o zaman 120 30 30 olduğu zaman da A A A 3 de diyebiliriz. Peki e, EBC açısıyla şunları kaldıralım şimdi. O zaman bu A oldu, bu A oldu, bu A köküç oldu. Bu arada çaktırmadan da onu öğrendik. Şimdi yarar mı bilmiyorum. EBC açısı şu açı DCA açısına. DCA buna. O zaman bu da alfa. bak şimdi bak bak. Alfa 30 eksi alfa. Topladığında 30 yaptı. burası 150 o zaman. Değil mi? Aynen. Şimdi yukarıda verilenlere göre Ece'nin yani X'in değeri kaç santimetredir demiş. X neresi? EC. Yani burası. Burası X. Şimdi hocam sinüs alfa eşittir 1 bölü A kök 3'tür. Yani şunu sinüsünü biliyorum ben. Şimdi bak şöyle yapalım. Şurada bir sinüs teoremi uygulayalım. X bölü 1 bölü a kök 3 eşittir a bölü sinüs 150. İçler dışlar yapalım. x çarpı sinüs 150 eşittir a çarpı 1 bölü a kök 3 ten a'lar gider 1 bölü kök 3 gelir. Sinüs 150 nedir? Sinüs 30'dur. Sinüs 30 da nedir? 1 bölü 2'dir. O zaman x bölü 2 yaptı. O zaman x 2'yi buraya çekerseniz x eşittir 2 bölü kök 3 gelecektir sorumuzun cevabı ya da 2 kök 3 bölü 3 gelecektir sorumuzun cevabı bu da 48. sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Peki bakalım devam. Geldik 49'a. 90 artı alfa burası alfa. Şimdi ben şu şekilde ne yapabilirim ifade edebilirim galiba sinüs teoremiydi. Nasıl diyelim 5 bölü sin alfa eşittir 15 bölü sinüs 90 artı alfa. Doğru mu? Şimdi sinüs 90 artı alfayı biz ne diyelim? Kosinüs alfasın sen diyelim. 90'ı kullandığımız için fonksiyon değiştiriyordu. Fakat ne diyeceğiz? İkinci bölgede sinüs artı olduğu için de artıdır diyeceğiz. Şu 5'te de 15 saat değiştirdik 3. O zaman 1 bölü sinüs alfa eşittir 3 bölü kosinüs alfa. O zaman ne yapalım? Şunu şuraya çeksek. O zaman kos bölüsünden kotanjant alfa ne yapacaktır? 3 yapacaktır. Yani şu açının kotanjantı kaç geldi? 3 geldi. Bizden ne istiyor? AC istiyor. Şimdi kotanjantın 3 olduğu yerde şunun kotanjantın 3 olduğu yerde mesela kosinüsü nedir? Hesap yaparsanız 3 kom, şu, hipotenüs bir, burası alfa o zaman burası kök 10 geldi değil mi? O zaman şöyle diyebilir miyiz? Ben artık bu açının kosinüsünü biliyor muyum? Biliyorum. AC'ye de x diyelim. Şimdi burada kosinüs teoremi uygulayalım. Yani 5'in karesi eşittir 15'in karesi artı x kare eksi 2 çarpı 15 çarpı x çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfası ne bunun? 3 bölü kök on. Buraya da 3 bölü kök on yazalım. Biraz çirkin ama kurtarır mıyız ya soruyu? İnşallah kurtaracağız. Artı x kare eksi şimdi ne yaptı burası? 2, 30, 90. 90 x bölü kök 10. Şimdi ne yapalım? Bu 25'i buraya atalım. O zaman ne oldu burası? 200 artı x kare. Bunu da bu tarafa attım. 90 x bölü kök on yaptı. Şimdi şöyle yapalım. Hepsini kök çarpmayalım da şurada bir sadeleştirme yapalım. Ya da eşitlik çarpma yapalım. Mesela 90 kök 10 bölü 10'dan burası 9 kök 10 x yaptı. Burası 200 artı x kare. Şimdi hepsini sağ tarafa atıyorum. Diyorum ki x kare eksi 9 kök 10 x artı yani aslında bunu bu tarafa attım. Burası da 200 eşittir 0. Şimdi 200'ü nasıl ifade edelim? Kök 10'lu kök 10'lu ifade edelim ki ne olsun arkadaşlar? Çarpıldığında bir 10 gelsin. 20, 10, 4'e 5 dedim. Bak şimdi. Bu ikisini çarpınca ne yaptı? Şuradan 20 geldi. Şuradan da 10 geldi. O zaman ne oldu? 200 oldu. He. O zaman biz şöyle yapalım bak. Şimdi nasıl yapıyoruz? Böyle böyle çarpıyoruz. Bunlar bu arada eksi eksi yazarken sağa doğru yazıyoruz. Yani x buradan ya 4 kök 10 gelsin ya da x buradan ne gelsin? 5 kök 10 gelsin. Şimdi a uzunluğu kaç santimdir demiş. Burası ya 4 kök 10 olsun ya da 5 kök 10 olsun. Şimdi ikisi de şıklarda var. Demek ki bunların bir tanesini seçeceğim. Şimdi burası geniş açıysa en büyüğü bu. Şimdi 5 kök 10 demek 5'i içeri alırsan 25 kök 250 demek. Ama bu ne yaptı? Kök 225 yaptı. Sen bunu kabul edemezsin. Senin kenarın bu olmalıdır. Bunu içeri attın. 16, 160. Burası kök 160 olur ki kök 225'ten değil mi? Daha küçüktür. Çünkü 90 artı alfa dediğine göre geniş açıdır. O zaman bizim doğru cevabımız ne gelecek arkadaşlar? C hangi gelecek diyebiliriz. Bu da 49'un sorumuzun çözümüydü. Peki bakalım geldik 50. soruya. Bir ABC üçgeni vermiş. Şimdi bak ben hemen hazırladım. Zaten 3 çizeceğim. Ne demiş? A, B, C. Şu B, C, tutturamazsak o zaman yerlerini yanlış yazık. B, C, A. Burası 105 derece. Tamam. BC 10. B, A, C, 30. O zaman buraya da 45 kaldı. A, C, uzunluğu. A, C neresi? Burası mı? Ya bu geometriden olur bu ya. Şuradan dikkat Burası 45, burası 60 olsa Burası 5 kök 2, 5 kök 2 yapsa. 30'un karşısında 5 kök 2 varsa 90'ın karşısında ne vardır? 10 kök 2 vardır. Ne yapabilirim diyebilirim. O zaman AC kenarının uzunluğu nedir? 10 kök 2'dir. Şimdi okulda yazılıda geldi. Bunu yaptın. Öğretmen kabul etmedi falan filan. Yani o zaman ne yaparsın? Sinüs 45, kosinüs 45 mantığını yaparsın. Oradan da tutturursun. Yani burada peki bunları kullanmadan başka türlü çözebilir miyiz? Onu beraber bakalım isterseniz. Şimdi bu kenar uzunluğunu bilmiyorum. Şöyle yapabilirim herhalde. Şuradan hani e, sinüs terimini uygulayarak halledebilirim. Nasıl derim? Mesela AC'nin uzunluğuna x dersek mesela x bölü sin 45 eşittir 10 bölü sin 30. Buradan da ne yapacaktır? Cevabımız doğru gelecektir. Şimdi sin 45'i buraya aldım. 10 çarpı kök 2 bölü 2. Sin 30 da 1 bölü 2. Yalnız 1 bölü 2'ye bölmek demek 2 bölü 1 ile çarpmak demek bunlar birbirini götürdü. Gördüğünüz gibi yine ne geldi cevabımız? 10 kökü geldi diyebiliriz. Sinüs teoremi de burada kullanabiliyoruz. Onu da kullanabiliyoruz. Peki geldik 51'e. Bir ABC üçgeninde ABC birim, ACB birim falan filan beken uzunlukları. Ha, çok kosinüs teoremine benziyor bu ya. O zaman kosinüs teoremini de bir yazalım altına. C kare neydi? A kare artı B kare eksi 2 AB kosinüs C. E ben yine aynısını yazıyorum altına. A kare artı B kare eksi AB kök 3. Şimdi ben şöyle bir şey diyebilir miyim? şununla şu birbirine eşittir. Değil mi? Onlar birbirine eşittir. O zaman eksi 2 ab kosinüs c nedir? Eksi ab kök 3'tür. Hocam eksiler gitti. A'lar B'ler A'lar B'ler gitti. 2'yi de buraya çektim. Kosinüs C eşittir. Kök 3 bölü 2 yaptı. Yani hocam burası 30 derecedir. Yalnız bak bir hatamız var. Şurası artı olacaktı. Değil mi? O zaman burası artı olacaktı. Şurada bir eksi çıkacaktı. O zaman 30 eksi olması için de ne olması lazım? 150 olması lazım. O zaman doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Edirne geldi diyebiliriz. Hemen toparladık. Bakın burası artıydı. Biz oraya eksi yazmışız o yüzden 30 çıktı. Eksi olacağı için de cevabımız ne geldi? Edirne geldi arkadaşlar. Allah'tan şıklarda 30 yoktu. Video patlarda bir daha çözmek zorunda kalırdık. Neyse. Geldik abi gerçel sayı olmak üzere. Tanjant bölü bir eksi kotanjant eşitliği veriliyor. Buna göre ifadesinin A türünde eşitliği nedir demiş. Demiş de demiş güzel demişsin. Şimdi şurası biraz sakat. Orasını bir düzeltelim mi? 3 parantezinde sekant bir bölü cos kare x'tir. Eksi 1. Bu da bir eksi cos kare x bölü kos kare x'tir. Şurası sin karedir. Sin kare bölü kos kare de tan kare x'tir. O zaman aslında alt taraf 3 tan kare x'tir. Yani tan x bölü 1 eksi kot x. Onu da 1 bölü tan x diye yazmak istedim. Kızmazsınız değil mi? Burası a'ymış. Peki bana ne soruyor? 1 eksi tan x bölü tan kare x'i soruyor. Bakın şimdi buradan buna ilişki kurmaya benzetmeye çalışalım. Şimdi şurada bir payda deseniz tan x bölü tan x eksi 1 bölü tan x yaptı. Sonra bu takla atsa ne olacak? Üst taraf tan kare x oldu. Alt taraf tan x eksi 1 eşittir a'ymış. Hocam bu a'ymış. Yalnız 3'ü unuttuk. Şurada bir 3 var. Şurada bir 3 var. Nerede o 3? Burada. Yani nerede o 3? Burada. Nerede o 3? Burada. Yani nerede o 3? Burada. Değil mi? Alt tarafıydı. Şimdi tan kare bölü tan x 1 bak burası hem a'nın taklası tan x 1 yukarı yazmış tan kareyi aşağı yazmış bir de tan x eksi 1 tan x 1 değil de 1 eksi tan x de yazmış. O zaman şurası galiba şey geliyor. Hani 1 bölü a ama eksi 1 bölü a. Bir de 3 vardı. O 3 nerede? Aşağıdaydı değil mi? O zaman bizim cevabımız ne geldi? Eksi 1 bölü 3A geldi. Yani Denizli geldi arkadaşlar. Güzel. 52. sorunun çözümü de bu şekildeydi. Geldik 53. sorumuza. ABC'de KBM ile KBM ile birer kare. Büyüğü de bir kare. Şu yeşil de bir kare. KB burası 1. O zaman bu karenin bütün kenar uzunlukları 1. BC 2. O zaman büyük karenin de uzunlukları 2. Peki burası da 90 derece. Peki. AN kosekant bölü 2 kosekant 1 bölü sinüsse 1 bölü 2 sinüs alfa burası. Demek kosekant 1 bölü sinüs'tü. 2 de aşağıda bu. Şimdi o zaman şuranın uzunluğunu buldum ben aslında. Şurası. Burası 2 1/2 sinüs yeşil olan. Şimdi bu alfayısı bu beta. O zaman mesela kosinüs beta nedir güzel kardeşim? Kosinüs beta komşu bölü hipo yani 2 eksi 1 bölü 2 sinüs. O zaman şimdi ben anladım olayı. Bu ikisi birbirinin 90 derece tamamlayanı. O zaman kosinüs beta buysa sinüs beta sinüs alfa da bu. Sinüs alfa ne yapar? 1 bölü burada payda eşitlersen ne olur? 4 sin alfa eksi 1 bölü 2 sin alfa. Bu takla atsa ne olur? 2 sin alfa bölü 4 sin alfa eksi 1 takla attığında böyle oldu değil mi? Aynen. Sin alfa. Peki şimdi kenar uzunlukları 1 ve 2 bir de aradaki açının alfasını biliyorum ben. Sinüs alfa. Bu da sinüs alfa eşit zaten. He, buradan sinüs alfayı denklemini kuralım. Çıt çıt gelsin. Olmaz mı? Hatta şunları sadeleştirelim. O zaman 4 sin alfa eksi 1 eşittir 2 gelsin. 4 sin alfa 3 gelsin. Sin alfa ne yaptı arkadaşlar buradan? 3 bölü 4 yaptı. Şimdi buranın alanı neydi? 1 bölü 2 çarpı sinüs alan formülü neydi? İki kenarın uzunluğunu çarpıyorsun. Bir de aradaki açının sinüsünü çarpıyorsun. Bir de 1 bölü 2 ile çarpıyorsun. 1 bölü 2 B çarpı C çarpı sinüs A'ydı. O zaman 1 bölü 2 bir kenarı 1'di. Bir kenarı 2. Aradaki açının sinüsü de 3 bölü 4. Şu ikiler giderse bizim cevabımız ne gelir arkadaşlar? Alan 3 bölü 4 gelir diyebiliriz. O zaman doğru cevabımız nedir? adanıdır diyebiliriz. Bu da 53'ün sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 54'e. X ne demiş? 0 ile 90 arasında. Sinüs 4x, kosinüs 5x farkı 0. Şöyle bak. Şuradan şu anlam çıkar mı? Sinüs 4x eşittir kosinüs 5x. He, o zaman bunlar 1090'a tamamlıyor. 1090 dereceye tamamlayan çıkan sinüsleri kosinüsleri karşılıklı eşitti. O zaman 9x buradan ne geldi? 90 geldi. Değil mi? Aynen. O zaman bak burası da 9x. Buradan yürüyeceğiz. Şimdi mesela tanjant 2x değil de mesela ne yazalım oraya? Kotanjant 7x yazalım. O zaman burası ne yaptık? Kot kare 7x. Eksi 1 bölü sin kare 7x. Peki hocam kot kare demek kos kare bölü sin kare mi? Evet. Kos kare x bölü. Hadi yani kos kare 7x bölü sin kare 7x. Hatta ikisinin de paydası sin kare 7x olduğu için eksi 1 yaptım. Şunu birazcık da sola çektim. Şöyle bir şey oldu. Değil mi? Bak burası 1 eksi cos kare değil. Cos kare eksi 1. Yani o zaman orası eksi sin kare 7x gelecek. Bunu da sin kare 7x'e bölünce bunlar birbirini götürecek. O zaman cevabımız ne geldi arkadaşlar? Eksi 1 geldi diyebiliriz doğru cevabımız için. Geldik 55'e. Hadi sıkın dişiniz. Son iki soru. Şimdi şurayı bir anlayalım bakalım ne yazıyor. ABC'li yamuğu şeklindeki bir karton. B köşesi DC kenar üzerindeki B üstü noktası üzerine gelecek şekilde. Yani bu bunun üzerinde bir yer var. Onun üzerine gelecek şekilde. He, o zaman bunu yukarı doğru açarsak şöyle olacak. Bak, şöyle oldu. Tamam mı? Bunu bu tarafa doğru açtık. Bu biraz daha kısa. Böyle bu kadar uzun değil. Böyle bir şey. Şöyle olacak o zaman. Anladığım kadarıyla böyleydi. Bunu geldik böyle katladık. O zaman şu açılar birbirine eşittir diyebilirsiniz. Doğru mu? Yani şimdi burası 7 ise o zaman biz katladığımızda buranın da 7 olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bunu geliyorsun buraya yerleştiriyorsun. O zaman bu da 7'dir. Peki. Şimdi burası 7 idi. Sen şimdi buradaki 7'yi ne yaptın? Buraya getirdin. Bu da 7'dir. O zaman burası 15 ise burası 8'dir. Burası da kök 57'dir. Bakalım bakalım neler gelecek sorumuzda. Kök 57'dir. Tamam başka yaptığımız bir şey var mı? Bu açılar da birbirine eşit. Işte alfa alfa. Peki ABC'de yamuğunda AC köşegenin uzunluğu. He şunu istemiş. Zaten bu alfa ise bu da alfadır. Tamam. Şimdi hocam o zaman ben şöyle bir şey yapsam. Şu açının kosinüsünü bulsam. Bu açının kosinüsünden buraya geçsem. Çünkü 1180'e tamamlıyor. Ben bunun da kosinüsünü buldum. Oradan da burada kosinüs uygulasam sonuca geçsem, O zaman kök 57'nin karesi ile başlıyoruz. Nedir? 7'nin karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 7 çarpı 8 çarpı kosinüs b üssü. İsterseniz şuraya alfa diyeyim. Kosinüs alfa olsun. Olur mu? Şurası da beta olacak. Şimdi o zaman burası ne yaptı? 49 artı 64 eksi 56, 112, kosinüs alfa. Kaça eşit güzel kardeşim? 57'ye. Gel bunu bu tarafa at. 112, kosinüs alfa eşittir. Bunu bu tarafa at. 7, 56, of Allah. Kosinüs alfa ne geldi? Vallahi 1 bölü 2 geldi. Süper. O zaman alfa kaçmış? 60'mış. O zaman şu açı 60. O zaman beta ne yaptı? 120. O zaman ne oldu? Bir tane üçgenim var. Burası 7, burası 7, burası da 120. Sen şimdi geometri bilgini kullanarak buraya 7 köküçü yapıştırabilirsin. A, A, A köküç. Geçmiş sorularda vardı. Ya da kosinüs teoremini uygularsın. Dersin ki x kare eşittir. 49 artı 49. Nasıl? 49 artı 49. Eksi 2 çarpı 7 çarpı 7 çarpı kosinüs 120. 98 eksi. Kos 120 ne demek? Kos 60 sin 30 eksi 1 bölü 2 şu eksiyle şu eksi artı yaptı. Artı şu ikiler gitti. Bir 49 daha getirdim. O zaman ne oldu? 49 çarpı 3 oldu. X kare x buradan nedir? 7 kök 3tür diyebiliriz. Bu da 55. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 56. sorumuza. 56. soruda ne diyor? 0 ile 90 arasında bir alfa açısı varmış. Bunun diyor karşılığı 3'tür diyor. Gel bunu bul bana diyor. Peki bakalım. O zaman biz dönüştürebildiklerimizi dönüştürelim. Mesela bu bir kere kos kare alfadır. Şimdi şuradayız. Burası yerine sin bölü kos yazalım. Eksi kos bölü sin yazalım. Bölü 1 eksi 2 kos kare. Bir hiçbir şey yazmıyorum. Öyle bırakıyorum. Bilmiyorum niye öyle bırakasım geldi. Burası da c kare eşittir 3. Şimdi şurada bir payda eşit diyelim. Orası ne oldu? s kare eksi c kare bölü sc. Çarpı 1 bölü 1 eksi 2 c kare çarpı c kare eşittir 3 oldu. Bak iç, içgüdüsel mi artık nasıl bilmiyorum. Bak s kare yerine 1 eksi c kare yazıyorum. 1 eksi c kare c kare daha çıkardım. 1 eksi 2 c kare bunlar birbirini götürdü. E hocam burada bir tane kos var. Bu da buradaki kosu götürdü. Yukarıda bir tane kos kaldı. Aşağıda bir tane sin kaldı. Yani kotanjant alfa eşittir 3 geldi. O zaman üçgeni çizdim komşu 3 karşı 1 hipo 10 kök 10 tabi ne istiyor bizden kos kare alfayı o zaman 9 bölü 10 3 bölü kök 10'un karesi 9 bölü 10 çıkacaktır sorumuzun cevabı bu da 56. sorumuzun çözümüydü ve böylece 5. dersimizin de sonuna geldik bir sonraki derste yani son KDT trigonometri fasükünün içerisindeki son ders videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın